ekiplerimizle ayakta telefonlarımız ışıklarıyla ve bayraklarımızla karşılıyoruz. Başkanımız Yusuf Ağlaççı, Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanımız Meryem Demir, Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yabat, İl Başkan Yardımcılarımız, İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Bektaş aramıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fotoğraf çekilirken bayraklarımızı sallayabilir miyiz? Telefonlarımızın ışıklarını bir yakalım lütfen. Mekaköy'ümüz Sayın Vekilim, İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, muhtarlarımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları, Gülabi Bey Mahalle Danışma Meclisi toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Divan teşekkürünü arz ediyorum. Divan Başkanlığı'na Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Şevket Şakar. Divan Üyeliğine Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Akif Akyol. Divan Üyeliğine Gülabi Bey Mahalle Yönetim Kurulu Üyemiz İsa Bıdış Budak. Divan Üyeliğine Gülabi Bey Mahalle Yönetim Kurulu Üyemiz Nimet Balcı. Divan Üyeliğine Gülabi Bey Mahalle Yönetim Kurulu Üyemiz Çiğdem Koçak. Arz edelim. Sayın MKYK üyemiz, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, Sayın Meclis Başkanım, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, İl Başkan Yardımcılarımız, Merkez İlçe Başkan Yardımcılarımız, muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız ve teşkilatımız, Gülabi Bey Mahalle Danışma Meclis toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Danışma Meclis toplantısının programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Mahalle Başkanımızın konuşmaları, Gençlik Kolu Başkanımızın konuşmaları, Kadın Kolları Başkanımızın konuşmaları, Meclis Başkanımızın konuşmaları, Merkez İlçe Başkanımızın konuşmaları, Belediye Başkanımızın konuşmaları, İl Başkanımızın konuşmaları, Milletvekilimizin konuşmaları. Dilek ve temenniler, kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve adı şehitlerim için saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Thank you.
Mahalle başkanımız Sayın Osman Çorlu'yu konuşmalarını yapmak için kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz, milletvekilimiz, il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, il belediye başkanımız, il genel meclisi başkanımız, il kadın kolları başkanımız, il gençlik kolları başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, değerli muhtarımız, basınımızın değerli temsilcileri ve AK Parti'mizin AK kadroları, Gülah Bey Mahalle Teşkilat Danışma Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Divan, değerli vekillerim, kıymetli başkanlarım. Merkez İlçe Başkanım Sayın Erhan Akar uygun görmesiyle bayrağı devralıp göreve başladığımız andan itibaren Gülah Bey Mahalle Teşkilatı olarak ilk günkü aşk, ilk günkü heyecanla AK Parti bize üye kayıt çalışmalarından, sandık kurul çalışmalarına, mahallemizde bizlere iletilen ihtiyaç, istek ve taleplerden ihtiyaç sahibi mağdur ailelere varıncaya kadar elimizden gelenin fazlasıyla teşkilatımıza gönül vermiş, değerli dava arkadaşlarımızın katkılarıyla gündüz, gece demeden, gündüz demeden, yağış yağmur dinlemeden çalışmalarımızı aralıksız devam ettirmekteyiz. Erhan Akar Başkanımızın öncülüğünde partimizin 2023 hedeflerinde samimiyet, tevazu ve gayretle sıkmadı gel, çalmadı kapı, girmedik gönül bırakmayarak liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak sandıkları patlatmaya, seçim zaferleri toplamaya, bir kez daha balkonlarda sabahlamaya ant içtik, söz verdik. Sayın vekilim, değerli başkanlarım, bazı insanların bu güzel aile tablosunu kıskanmalar normal ama unuttukları bir şey var ki biz Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğimizi söylerken dilimizle değil, yüreğimizle söylüyoruz. Biz ona gönül bağıyla bağlıyız, bunu bilmiyorlar. Lakin şunu iyi bilsinler ki Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ne yaparlarsa boş, göklerden gelen bir karar vardır düşüncesiyle bizler Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yalnız bırakmayacağız. Ve bizler de Recep Tayyip Erdoğan sevgisi asla bitmeyecektir diyor. Bu sevda bitmez diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Tekrar toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Mahalle Başkanımıza konuşmalar için teşekkür ediyorum. Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Fatih Temir'i konuşmalar yapmak için huzuruna da davet ediyoruz. Sayın Başkanım. Çok değerli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi milletvekilim, değerli il başkanım, belediye başkanım, il genel meclisi başkanım, kadın kolları başkanım, mahalle başkanım ve ya bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gülah Bey mahallemizin kıymetli teşkilat mensupları ve en önemlisini de bugünün anlam ve önemine binaen en sona bıraktım. Gençlik kolları kademesinden beri parti teşkilatlarımızın hemen hemen her kademesinde görev yapmış, tecrübesiyle ve birikimiyle biz gençlere de her zaman abilik yapan çok değerli Merkez İlçe Başkanım ve basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz Gülah Bey Mahalle Danışma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gençler seninle gurur duyuyor. Allah razı olsun. Gençler seninle gurur duyuyor. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmadan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalar için teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Meryem Zeki'yi buradan davet ediyorum. Değerli BKYK üyemiz Sayın Ahmet Sami Ceylan vekilimiz, değerli il başkanımız, çok değerli belediye başkanımız Sayın İbrahim Başkan ve çok değerli başkanımız Sayın Erhan Başkanımız, Gençlik Kolları ve İl Genel Meclisi Başkanımız, salondaki tüm teşkilat üyelerimiz ve bugün
naiflik katan, zerafet katan, güzellik katan, güzel sorumluluğuyla tüm Türkiye'ye örnek olabilen kadınlarımız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Biz AK Parti olarak bu şekilde salonları doldurmaya alıştık. Bununla da her zaman övünüyoruz ama daha çok övündüğümüz bir şey var size de bu salonlara bu coşkuyu verebilen teşkilatlar oluşturabilmektir. Bugün burada tekrardan coşkulu bir salon, coşkulu bir teşkilat görmekten son derece onur ve mutluluk duymaktayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, önümüz Ramazan. Allah şükürler olsun ki bu kutlu aylara geçirdik ve Ramazan'a devam edeceğiz inşallah. Teşkilatlar olarak üzerimize düşen yük bu anlamda daha fazla. Sorumluluğumuz daha fazla. Tüm Ramazan'da kapı kapı dolaşarak 30 gün boyunca tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Her birine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileteceğiz. Her birinin Ramazan bayramına hayırlısıyla kavuşmasını temennilerde bulunacağız. Bu anlamda sizlere düşen görev arkadaşlar, gece demeden, gündüz demeden, Ramazan'da biraz zor olacak biliyorum ama aç susuz demeden tekrardan bu bir ayı en güzel şekilde geçirmek olacak. Ben tüm teşkilatlarıma güveniyorum. Bu anlamda zaten vekillerimiz, il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, belediye başkanımız ve diğer tüm başkanlarımız üzerine düşen görevi yapacak. İlk başta en çok çalışacak olanlar bizleriz ve bizim arkamızdan da sizlerin geleceğini biliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize Allah yar ve yardımcısı olsun. Sayın Başkanımız, konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Bektaş'ı huzurlarında davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız. Cümleden selamünaleyküm. Çorum'un gururu, medarı iftarımız, MKYK üyesi Sayın Milletvekili, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, bu davaya gönül vermiş teşkilatın en alt kademesinden bu yola baş koymuş değerli Merkez İlçe Başkanım, mahalle başkanlarım, muhtarlarım, başkan yardımcılarım, 759 köy 393 mahallesiyle 1152 köyümüze birlikte beraber yola çıktı. İGRM üyesi arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Gulabi Bey mahallemizin teşkilat toplantısının hayırlara vesile olması dileklerimle sizleri şahsım ve bu davaya gönül vermiş AK Parti'yi temsil eden İGRM üyesi arkadaşlarım adına sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olması dileklerimle hepinizi hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. 20 yıllık iktidarımızda olduğu gibi zalimlerin, hainlerin korkulu rüyası, mazlumların umudu, liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın 2023 seçimleri yolunda el ele, kol kola, omuz omuza, mahalle mahalle, ev ev, köy köy, birlik ve beraberlik içerisinde canla başla çalışacağımızdan Allah'a şükür ve hedefimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok. Bu vesileyle şunu arz etmek istiyorum ve sözlerime son vermek istiyorum. Tüm şer odaklar bir olsa da ilahi adaylar şaşmaz diyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Teşekkür ediyorum, sayın başkanım. İl Genel Meclis Başkanımıza bu konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti Çorum Merkezi Başkanımız Sayın Erhan Akar'ı konuşmalarından dolayı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Çok değerli Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi milletvekilimiz
değerli il başkanım, çok kıymetli belediye başkanım, değerli meclis başkanım, gençlik kolları başkanım, kadın kolları başkanım, belediye başkan yardımcımız, Hülya Bey mahallemizin çok kıymetli teşkilatı, basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu mahallenin ayrıca bir önemi var bizim için. Milletvekilimiz, uzunca süredir beraber yol yürüdüğümüz abi kardeş hukukumuz olan Ahmet Sami Ceylan Beyefendi'nin mahallesi olması sebebiyle ayrıca bizim için daha farklı bir önem arz ediyor. Gerek başarı anlamında, gerekse girdiği tüm seçimlerde aldığı oy oranıyla Çorum'da birinci olan mahallemizi buradaki kalabalıktan da görüldüğü üzere başarının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ama yeter mi? Yetmez. Önümüzde çok önemli bir seçim var. İnşallah yine Gülal Bey mahallemiz Çorum'da birinci mahalle olarak çıkacağına biz canı gönülden inanıyoruz. Bütün sandıklarımızı Gülal Bey mahallemiz dahil olmak üzere Çorum merkezdeki bütün sandıklarımızı şu anda tamamlamış durumdayız. Her sandıkta üçer tane sandık ordumuz elhamdülillah şu anda hazır bir şekilde, seçime hazır bir şekilde bekliyor. Bunlarla inşallah en kısa zamanda sandık üyelerimizle sandık kurulu çalışmaları yapacağız, eğitimler vereceğiz, seminerler vereceğiz. Zaten eskiden beri biz seçime bir yıl, bir buçuk yıl kala tüm sandıklarımızı tamamlayan bir teşkilatız. Allah'a şükürler olsun. Seçimle ilgili hiçbir kaygımız yok. Böyle diri bir teşkilat olduğu sürece biz Çorum'da yine her zaman en iyi parti olarak, birinci parti olarak, en yüksek oyu alan, bir önceki seçime göre rekor kıran bir parti olarak yine yolumuza devam edeceğiz diyorum. Bugün arkadaşlar aslında uzun uzun konuşmak isterdik ama sağ olsun milletvekilimiz dün gece saat 1'e kadar bu programı ayarlamak için birçok programını ertelemek zorunda kaldı. Buradan sonra belediye başkanımızla birlikte, il başkanımızla birlikte 4 tane daha programa katılacaklar. Onun için çok uzatmadan katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sizinle konuşmalar yapmaya göre Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Başkan'ı huzurlarımıza davet ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Çok kıymetli MKYK üyesi, değerli milletvekilimiz, değerli il başkanım, merkez ilçemizin çok kıymetli başkanı, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, kıymetli muhtarım, il yönetimlerimiz, ilçe yönetimlerimiz, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın çok kıymetli yöneticileri, değerli bir abi beyler, değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu güzel buluşmaya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hülami Bey Mahallesi gerçekten bizim gurur duyduğumuz, partimizin gurur duyduğu, davamızın gurur duyduğu, bizim çok önem verdiğimiz, hususi ilgilendiğimiz, muhtarını da sevdiğimiz, Hülami Bey'in oturanların hepsini de sevdiğimiz çok kıymetli, çok güzel bir mahalle. Bu mahallenin buluşmasında bizi bir araya getiren, bu muhabbeti, bu sevgiyi, bu coşkuyu yaşatan Rabbimize hamd ediyorum, şükrediyorum. Tabii Gülhan Bey. Aşkından çalışan yorulmaz. Gülhan Bey, ismini merak ediyor olabilirsiniz. Gülhan Bey ismi nereden geliyor? Ben de merak ettim, baktım. Hakikaten Gülhan Bey mahallesiyle bir kez daha gurur duydum. Hatta Ulugavak Mahalleli olarak da Gülabi Bey Mahallesi'ne biraz imrendim, biraz da kıskandım. Çünkü Gülabi Bey
1567'de burada Sancak Bey iken, Osmanlı'nın Sancak Bey iken Çorum Sancak Bey'i, Gülabi Bey bu Çorum'da sadece Gülabi Bey'de değil, Çorum'un Sancak Bey'i bir gün gelmiş Gülabi Bey ismini vermiş. Ama Gülabi Bey'in bir özelliği daha var. 1567'den 1571'e geldiğimiz zaman ilk kez maalesef diye üzülerek söylüyorum, İnebahtı deniz hezimetimiz var. Osmanlı'nın denizlerde kaybettiği maalesef en büyük deniz savaşı ve Gülabi Bey savaşa dahil olmak üzere buradan ordusuyla, askerleriyle İnebahtı'ya gidiyor, savaşa katılıyor ve orada şehit oluyor. Dolayısıyla Gülabi Bey hem bir Sancak Bey'inden ismini alıyor hem de şehir üstü şüheda Hazreti Hamza'nın yolundan gidenler, Ulubatlı Hasanların yolundan gidenler, 15 Temmuz şehitlerinin yolundan gidenler, bunlar gibi bir şehit adı Gülabi Bey aynı zamanda. Bu anlamda mahallemizin sadece ismiyle ne kadar gurur duysak azdır. Tabii Gülabi Bey 43 bin nüfusuyla neredeyse şöyle illeri bir sıralasak bakamadım ben kaç tane ilden nüfusu daha fazla, 43 bin nüfusuyla bir kere şöyle bir düşününce eğer ilçe olsaydı Gülabi Bey Çorum'un en büyük ilçesi olurdu. Bu anlamda Gülabi Bey nüfusuyla da bizim mahallelerimiz arasında çok önemli bir yere sahip. Ve şu anda ben öyle biliyorum ki biraz önce Erhan Akar başkanımız da çok güzel ifade ettiler. Hem değerli milletvekilimizin Gülabi Bey mahallesinde uzun yıllar işgal etmiş olması hem de bizim bütün hepimizin geçmişten gelen siyasilerimizin de muhabbetiyle Gülabi Bey en çok yatırımlar alan, en güzel yatırımlar alan mahallelerimizden de Rabbimize hamdolsun birisi. Şu an şöyle bir baktığım zaman huzur evi gelecek nereye gelsin? Gülabi Bey'e gelsin. Bir yüzme havuzu yapılacak Çorum'da. Nereye yapılsın? Gülabi Bey'e yapılsın. Bir kadın kültür merkezi yapılacak. Nereye yapılsın? Gülabi Bey yapılsın. Daha birçok şeyi sayabilirim. Rabbimize hamdolsun. Hem merkezi hükümet yatırımları bakımından hem de belediyenin yatırımları bakımından Gülabi Bey'in her zaman özel bir yeri var. Mesela biz Hanımeli yöreseller açtık. Nereye yapalım Hanımelileri yöresellerin bir tanesi de Gülabi Bey'e yapalım. Park yapacağız, bahçe yapacağız. Nereye yapalım? Mutlaka bunların bir tanesi de Gülabi Bey'de olsun. Ve bunu ve bunu da buradaki heyetimizle çok kıymetli MKYK üyesi milletvekilimizin önderliğinde şehrimizde bütün teşkilatlarımızla merkez ilçemizde bütün teşkilatlarımız oturarak Gülabi Bey en güzelini hak ediyor. Her şeyin en güzelini hak ediyor. O zaman bir güzellik varsa bir güzel bir iş varsa mutlaka burada da Gülabi Bey'den bir parça olmalı. Böyle düşüncüklüğüm aklıma geliyor. Tapudan tutun da daha birçok şey. Ve Gülabi Bey'e belediyeniz döneminde yapmış olduğunuz hizmetler arasında en çok mutlu olduğunuz, en çok huzur bulduğunuz iş neydi diye sorarsanız ben açıkçası İstiklal Şehitliği'ni tekrar restorasyonu yapmış olmam derim. Belki mali olarak çok bir önemi olmayabilir. Yapılan devasa maliyetli yatırımlarımız arasında Gülabi Bey'e bunun esamesi okunmayabilir mali olarak. Ama bizim için adını şehitten alan, adını Gülabi Bey'den alan bir mahallede mutlaka şehitliğimizin yeniden ayağa kaldırılması bizim yaptığımız bütün işlerden daha güzeldir. Biliyorsunuz 1933'te 6 tane jandarma eri, işlerinde farklı kademelerden jandarma eri şehit oluyor ve bu şehitlerimizi oraya defnediyorlar. Şu an tapu müdürlüğü olarak yapılan yerin, TEDAŞ'ın hemen oradaki Abide Kavşağı dediğimiz yere defnediyorlar. Maalesef ondan sonra unutuyorlar ve uzun yıllar boyunca bir mezbelelik gibi. Maalesef sanki altında şehitler yokmuş gibi hiç de layık olmadığı bir vaziyette durur iken Rabbim bize bu görevi nasip ettiği zaman madem buranın adı Abide Kavşağı, madem burada şehitlerimiz var, madem bu mahallenin de ismi bir şehitten geliyor, madem şehitler olmasa biz olmayız, madem şehitler olmasa bayrak dalgalanmaz, madem şehitler olmasa vatan olmaz, din olmaz, iman olmaz, namus olmaz, ar olmaz, o zaman biz bu şehitliği bir an önce restorasyonu yapıp gençlere tekrar, bak burada altında binlerce kefensiz yatar düşünmeden geçme. Bu bayrak dalgalanıyorsa altında binlerce kefensiz yatanın sayesinde dalgalanıyor. Bunu anlatmak üzere o şehitliğimizi gecesi başka güzel, gündüzü başka güzel
ve bahçesine de bir zeytin ağacı diktik. Tutar mı tutmaz mı endişesiyle diktik ve şu an orada zeytin ağacımız neredeyse zeytin verecek noktaya geldi. Hamdolsun en güzel yaptığımız işte budur. Peki durmak var mı? Allah razı olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Peki yapacağımız daha çok iş var mı? Elbette var. Biz sürekli istişare ediyoruz. Ne gelecekse çoruma mutlaka Gülhan Bey de gelecek. Mesela şu an hemen aklıma gelen başka bir şeyi söyleyeyim. Güzel Yurt diye bir yer var. Hemen Gülhan Bey'in son noktası. 25 yıldır asfalt yapılmamış. Merkezden değil, kenardan başlayacağız diye istişare ettik, söz verdik. Belki de Çorum'da dönemimizde ilk asfaltı Güzel Yurt'a döktük. Hamdolsun ara sokaklarına kadar asfaltla buluşturduk. Şehrimizde şu kadar asfalt döktüysek daha fazlasını mahalleye oranlı olarak Gülhane'ye döktük. Bundan sonra da Allah'ın izniyle dökmeye, sadece orada yollar yapmaya, sadece köprüler, sadece başka hizmetler değil, Rabbime hamdolsun gönüller yapmaya da devam edeceğiz. Ama buradan bir söz alarak ben sözlerimi de çok uzatmadan huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. O söz de şu. Biliyorsunuz bir mıh bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir orduyu, bir ordu adeta bir vatanı elden çıkartmak için yeterli. Gülhan Bey bizim için mıhtır kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan eğer dimdik, güçlü bir şekilde iktidarını devam edecekse, Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir şekilde iktidarını devam ettirmesine yeryüzündeki tüm mazlumların dili, dini, ırkı bakmaksızın hepsinin ihtiyacı varsa o zaman Gülhan Bey bizim için mıhtır. Bu anlamda hedefler koymamız lazım. Biz eğer Gülhan Bey'den %83-84'ler diye hatırlıyorum oy oranımızı, %90'lara, %95'lere çıkartma ahdini, çıkartma iradesini, çıkartma azmini gösteremezsek o mıh Gülhan Bey düşer. Mıh düştükten sonra komutan düşer. Komutan düştükten sonra da biraz önce söylediğim gibi ortada hiçbir şey kalmaz. Asla gücümüzü hafife almayacağız. Asla bir Gülhan Bey'den ne olur, 40 bin nüfustan ne olur deneyeceğiz. Aynen o mıh gibi, mıh gibi de duracağız. Var mıyız mıh gibi durmaya? Gülhan Bey olarak, Gülhan Bey'in mahallesi olarak sizden bir söz alarak bitiriyorum. Gülhan Bey'in mahallesi olarak bütün mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında mıh gibi durmaya var mıyız? Biraz zayıf oldu. Gülhan Bey yapışmadı. Tekrar soruyorum. Gülhan Bey yapışmadı. Gülhan Bey o heyecanı öyle bir yansıtacak ki gönüller titriyecek. Hakikaten mıh gibi de Gülhan Bey mahallesi duracak. Tekrar soruyorum. Bütün mazlumların umudu olan, yeryüzünde adalet deyince akla gelen, yeryüzünde zulme karşı dik duruşlu akla gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın onun davasının arkasında, AK Parti'nin arkasında mıh gibi durmaya var mıyız? Hayır! Var mıyız? Hayır! Var mıyız? Hayır! Size Allah'a, kendimizi de size emanet ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı yarınlar, aydınlık yarınlar diliyoruz. Sayın Belediye Başkanı'na konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ağlatçı Bey'in konuşmaları için bizi nasıl davet ediyoruz? Buyurun Sayın Başkanım. Sayın MKK üyesi milletvekilimiz, belediye başkanımız, merkez ilçe başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Boğazkale'den gelen kıymetli misafirlerimiz ve Ata Caddesi ile, Bağcılar ile, Beykenti ile, Cemil Bey ile, Yeni Doğan ile, İnönü Caddesi ile, gönlü güzel, kalbi güzel Gülhan Bey Mahallesi saygıdeğer kardeşlerimi selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çorum kentine, Çorum'un yüzüne, Çorum'un
Bir kişiyi daha unuttum. Hilal Bey'in mahallesinin değerlerinden Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Ahmet Sami Ceylan'ın da olduğu mahalle aynı zamanda. Yıldır her defasında söylüyoruz. İktidarda olan AK Parti'mizin kalesi olan Çorum'umuzun, AK Parti'nin kalesi olan mahallemiz aynı zamanda. 20 yıldır Türkiye'mizi ilmek ilmek dokuyan, hizmetlerle donatan böyle bir partinin, böyle bir cumhurbaşkanının, böyle bir genel başkanın partisinin Çorum il başkanı olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sadece Türkiye mi arkadaşlar? Çorum'umuza, devlet hastanemizde, yeni hastanemizde, onkoloji merkezimizden, polis moral eğitim merkezinden, sadece son dönemlerde kazandırdığımız hizmetleri söylüyorum. Adalet binamıza varana kadar, pandemi koşulları demeden, zorluklar demeden hizmete koşan bir partinin İl başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu topraklarda son sözü her zaman millet söyler. Dolayısıyla benim Çorum'um her şeyin en güzeline layıktır. Hiç kimse Çorumlu'nun talep ettiği bir şeye lüks diyemez. Hiç kimse Çorum'da Çorum insanının arzu ettiği ve talep ettiği hizmetlere laf söyleyemez. Dolayısıyla şunun bilinmesi lazım. Son sözü millet söyler. Millet kimdir? Cumhurdur. Cumhurun başı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun böyle bilinmesi lazım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım, konuşmalarımı dolayı teşekkür ediyorum. MKYK ve